26 Şubat 2024 Pazartesi Yakup Köse Star Gazetesi 28 Şubat Hesaplaşmasındaki Karabetler 28 Şubat Darbesinin 27. Yıl Dönümü Mahkeme kayıtlarından Türkiye Büyük Millet Meclisi raporuna kadar darbe olduğu tescillenen 28 Şubat darbesiyle hesaplaşma ne yazık ki hakim kaldı. 28 Şubat cuntasının tüm unsurlarıyla hesaplaşılmadığı gibi bazılarının hala sesi çok çıkmakta hadsize haddini bildirmezsen hadsizliğini arttırır. 28 Şubat davasında Cunta'nın sadece askeri kanadı yargılanıp hapse atılmasıyla adalet yerini bulmadı. Ne yani darbeyi sadece bu subaylar mı yaptı? Subayları darbe yapması için kışkırtan manşetler atanlar, halkı darbeye hazırlamak için yalan haberler yapanların biri bile yargılanmadı. Yargılanmak şöyle dursun, bazı bakanların sofralarında hala yer bulabiliyorlar. İş dünyasından akademi dünyasına o dönem cuntanın içinde yer alanların yaptıkları yanlarına kar kaldı. Bunda 28 Şubat cuntasıyla hesaplaşmayı başörtülü kızların üniversiteye girmesine indirgeyenlerin payları da var. Başörtülü kızlar üniversiteye girdi 28 Şubat'la hesaplaşıldığı kuruntusu maalesef Türkiye'deki darbeci iklimin her an yeşermesine zemin hazırladı. 28 Şubat Cuntası'nın Müslüman Anadolu halkını fişlemek için kurduğu Batı Çalışma Grubu adlı illegal yapılanmanın fişlemelerinin devlet nezdinde hala cari olması da ayrı bir garabet. Bu garabeti dile getirdiğimiz bürokrasi çevrelerinin suratımıza anlamsız bir şekilde bakıp sessiz kalmaları da garabet ötesi. BCG'nin hazırladığı dosyaları mahşetlerden verenler, baş köşelerde ağırlanırken, meskur manşetlerde hedef gösterilenler, işkenceli sorgular sonrası yıllarca hapis yattıkları yetmemiş gibi senelerce süren yargılamalarla halen adliyedeler. Bu kadarla da kalsa gene iyi. Çoluk çocukları da 27 sene geçse de BCG'nin mağduru, Devlete iş başvurusu yaptıklarında BCG'nin hazırladığı babaları hakkındaki fişlemeler sebebiyle reddediliyorlar. Bu mudur 28 Şubatla hesaplaşma. Devletin hafızası 28 Şubat cuntasının çöplerinden temizlenmedikçe gerçek bir hesaplaşmadan bahsedemeyiz. Hesaplaşma olmayınca da acaba yeni bir darbe olur mu korkusuyla yaşar durursunuz. Korkuyla yaşamak da bir tercih meselesi.